Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi. Böcek'in yoğun bakımdan normal servise alınacağı öğrenildi. Şimdi Antalya'ya gidelim. A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Böcek'in son durumuyla ilgili ayrıntıları aktarsın. Yasin. Teşekkürler Pelin. 64 gün sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iyi haberin geldiğini söyleyelim ki 64 gündür de koronavirüs tedavisi görüyordu Başkan Muhittin Böcek ve bugün o iyi haber geldi. Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in servise alınacağı bilgisi şu an elimize ulaştığını söyleyebiliriz. 17 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından Muhittin Böcek koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. O andan itibaren özel bir hastanede tedavi altına alındı ve 7 Eylül'de de Muhittin Böcek'in yoğun bakım servisine, yoğun bakıma alındığı ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği söylenmişti. Ve o süreçten itibaren de yoğun bakımdaydı Muhittin Böcek. Tabii o andan itibaren sağlık durumu aslında kötüye gitmişti. Akciğerlerinde sıkıntı vardı, kalbinde sıkıntı vardı, durumu ağırdı ve o özel hastaneden Akdeniz Üniversitesi'ne alındı. Akdeniz Üniversitesi'ne alındıktan sonra belki de dönüm noktası oldu Başkan Muhittin Böcek için ve sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiği üniversite yönetimi tarafından söylenmişti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan aileyi arayarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili bilgileri aldı ve desteğini ifade etmişti. Yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da ziyaret etmişti Muhittin Böcek'i, ailesiyle görüşmüştü. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Antalya'ya gelerek Muhittin Böcek'in ailesiyle görüşmüş ve hastanede ziyaretini yapmıştı. Bu süreç ama söylediğimiz gibi bugün gelen iyi haberle devam etti ve Muhittin Böcek'in normal servise alınacağı, yoğun bakım servisinden artık normal servise alınacağı ve durumunun daha da iyiye gittiği açıklandı.